Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Ünlü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar, sözü nereden başlayayım, hangi haberden başlayayım bilmiyorum. Şuradan başlayayım, Fenerbahçe'de stoper borsası diye başlangıcı yapayım. Şimdi ara transfer çalışmalarını yürütüyor Fenerbahçe ama ana hedef stoper takviyesi demiş. Hiç de öyle değil ama yine de konuşalım. İlk tercih Samet Akaydın. Şimdi yerli statüsü avantajı var. Samet Akaydın'a ve ilk planda düşünülüyor. Adana Demirspor'la bonservis pazarlıkları sürerken e, haberler de farklı haberler de gelmeye devam ediyor. Aslına bakarsanız her gün Fenerbahçe Samet Akaydın'ı bir kez daha transfer ediyor. El Yamik sürprizi sürprizi İspanyol basında yer alan habere göre Real Valladolid'in faslı savunmacısı Javad El Yamik için Sampdoria ve Fenerbahçe'nin devrede olduğu bildirdi. Henüz kesin bir teklif olmadığı ancak Ocak ayında durumun değişeceği aktarıldı. Bu da varsayımsal bir haber. E, kulübü satmak istiyor 1.93 boyundaki El Yamig. Genoa, Perugia ve Real Zaragoza formalarıyla giyindi. Kariyerinde 196 resmi maçta 13 gol, 6 asist üretti. Bayadolid'in Dünya Kupası'nda piyasa yapan 30 yaşındaki El Yami, en iyi fiyata satarak kasasını doldurmayı düşündüğü ifade edildi diyor. Son olarak da yeni kiminci Güney Koreli Ju Sung Kim ile ilgilendik. iddia edildi Fenerbahçe'nin ve 22 yaşındaki oyuncu FC Seul forması giyiyor. 1.88 boyundaki Ju un Napoli'ye satılan kim gibi uygun bir rakama transfer edilip kazanç elde edilme potansiyeli değerlendiriliyor demiş. Şimdi dünkü videoları gördüyseniz orada Luan Perez'in tamamen takımla çalışmalara başladığını göreceksiniz. Yani Luan Perez 1 ee, Serdar Aziz 2 Atilla Salahi 3, Gustavo Henrique 4. Tabii ki de 5. bir isim eli çok çok rahatlatır. Tabii ki de sakatlıksız devam eden bir Fenerbahçe rahatlatır. Şimdi bu süreçte stoper takviyesi düşünülür mü? Bu beni düşündürüyor. Çünkü 4, 1, 3, 2 oynayacaksa takım stoper takviyesi pek gerekmiyor gibi. Şimdi şunu da bir hemfikir olalım. Eğer üçlü stoper oynuyorsam önüne iki tane ön libero diziyorsun. 5. 5 tane savunmacı. Kanat beklerinde var. Böyle bir sistem oynuyorsun. Ama dörtlü savunma oynuyorsan önüne iki tane de ön libero özellikle oyuncu diziyorsun. Savunmacı sayın dörde düşüyor. Yani bu bir şekilde tölere edilebilir gibi. Yani tra stoper transferi olmayabilir gibi. Şimdi Samet Akaydın'ı çok soran oluyor hocam. Her gün transfer ediyoruz ama hiçbir gün olmuyor diye. Bir haber yapmışlar Samet Akay'ın transferinde tek pürüz taksit diye. Şimdi Fenerbahçe sona yaklaşmış. Henüz taksit sayısı hakkında anlaşma sağlayamamış. Yani sorun buymuş arkadaşlar. Adana ekibi 4 milyon euro bonservis talep ediyormuş. Beklenti peşin para şeklindeymiş ki Adana Demirspor Başkanı futboldan hiç anlamasa dahi döviz kurundaki dalgalanmadan dolayı peşin para beklemeyeceğini ben de tahmin ediyorum ama haber böyle söyleyince biz de bunu okumak zorundayız. 3 yıl artı opsiyonlu kontrat istiyormuş futbolcu Fenerbahçe'den. 1.90 boyundaki Samet Süper Lig'de bu sezon 13 maç 1147 dakika süre alıp bir de gol atmış. Vallahi her geçen gün bizler de şok oluyoruz. Mesela 2 gün önce yine Samet Akaydın'la ve Adana Demirspor'la her konuda el sıkıştık. 2 Ocak 2023'e kadar Adana Demirspor forması giymeye devam edecekmiş. Transferle ilgili resmi açıklama önümüzdeki günlerde yapılacakmış. Şimdi niye 2 Ocak'a kadar? 12 Ocak'ta başlıyor transfer sezonu. Hani 2 Ocak'a kadar e, Adana Demirspor'da forma giyip sonra Fenerbahçe'ye gelip idmanlara katılıp 12'sinde lisansı çıkıp öyle mi devam edecek? Hani aklıma başka bir senaryo gelmedi o yüzden soruyorum. Bir de şu bir gerçek diyorlar ki ya hocam Samet gerekli miydi? Ya Erdal Bahit çok güzel bir açıklama yapmış. Diyor ki eğer hoca Samet'i istiyorsa saygı duymak lazım. E Gustavo Wernicke'de eleştiri yapan herkes boyunun ölçüsünü aldı. Değil mi? Arkadaşlar bizim ezber kalıbımız neydi? Uzun boylu yavaş stoper Fenerbahçe'de iş yapmaz. Çünkü Fenerbahçe savunmayı önde kuruyor. Sonuç? Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer savaşı. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu başlığı atmak çok cazip oluyor değil mi? Yani Fenerbahçe, Galatasaray işin içinde kullan. Karışsın ortalık. Daha çok kişi izler, daha çok kişi tıklar. Süper Lig'de ara transfer öncesi hareketlilik başladı. Tescil dönemi 12 Ocak 2023'te başlayıp 8 Şubat 2023'te sona erecek. Fenerbahçe ve Galatasaray golcü oyuncu için transfer yarışına girdi. Şey mi yine Deniz Umdav mı acaba? sorry kaba. Ha sorry arkadaşlar kusura bakmayın. Dünya kupası nedeniyle lige verilen araya 29 puan lider Fenerbahçe falan filan geçiniz bunları. E, i̇ki takımın da listesinde Danimarka ligi takımlarından Midland'da forma giyen Sorry Kaba listeye dahil olmuş. Kariyerinde Elche, Dijon, Leuven, Vigilant gibi takımlar bulunan 27 yaşındaki Gineli Forvet Danimarka temsilcisinde 101 maça çıkmış. 26 gol atmış. Bir şey söyleyeceğim. Danimarka takımında bu kadar gol atan takım futbolcu ne Fenerbahçe ne Galatasaray ister. Hiç transfer marketini açıp bakmıyorum bile. Evan de Galatasaray'ın listesindeydi diyor. Sezon başında Midland'da forma giyen Evan kadrosuna katmak istedi. Ama bonservis nedeniyle transfer olmadı. İyi ki de olmadı çünkü çok yetenekli bir futbolcu. Ben rakibime gitmesini istemem açıkçası. 10 milyon dolar karşılığında Major League Soccer ekiplerinden, MLS ekiplerinden Portland Timbers'a gitmiş. 10 milyon dolar. Yani haber biraz boş bir haber arkadaşlar. Ben itimat etmedim. Siz de etmeyin. Fenerbahçe'de dev transfer maliyeti belli oldu. Oo işte bu. Bu şu Fenerbahçe Galatasaray arasında transfer savaşı bence bu savaş Samet Akaydın e olur. Yine bir uçaklar uçaklar olur. Abdülkerim parmak şey bardakçı Galatasaray'a gitti. Uçak muçak oldu. Samet Akaydın da her gün Fenerbahçe'ye geldiği için Fenerbahçe'de maket helikopterle falan intikam alır diye düşünüyorum. Ya çok çocuksu ya. Ama bunlar da hayatın içinde olan şeyler. Sezona teknik teknoloji Jesus'la başlayan Fenerbahçe golcü transfer için hareketlilik yaşıyor. Gol yollarındaki alternatiflerini belirlemek istiyor. Ee, Yıldız golcü için Fenerbahçe transfer teklifinde bulunacakmış. Öncelik stoper oldu ama Ca ja Pedro'nun sakatlığı işleri değiştirdi. Çağlar Söyüncü'yü kiralamak için Fenerbahçe harekete geçti. Yetmedi. Orvek için de birçok isimle iletişimini sürdürüyor. Beştaşlı, eski Beştaşlı Vincent Abu Bakar ve Barcelona'nın kadrosunda düşünmediği Memphis Depay. Bunlar da gündeme geldi. Fenerbahçe aynı zamanda Luis Muriel içinde bastırıyor diyor. Atalanta forması giyen Luis Muriel transferi içinde bastırıyor. 31 yaşındaki oyuncunun serbest kalacak olması sezon sonunda maliyetini biraz düşürebilir diyor. Ama maliyet yükselmiş durumda. Şimdi burada maliyet 15 milyon euro diyor. 3,5 senelik mukavele imzalayacakmış Fenerbahçe. 1,79 boyundaki oyuncunun toplam maliyeti 15 milyon euro civarında olacakmış. 3 milyon euro senelik garanti ücret. İtalya Serie A ekibi Atalanta'ya da 5-6 milyon euro civarında bir bonservis ödenecekmiş. Yani anlaşmışız herhalde. Yoksa bu kadar kesin konuşmak soru yani. Soru kaba yani. hani çok saçma geldi yoksa bana ya. Yani e, direkt parayı falan hesaplamışlar. Ya uzun lafın kısası ben beklemiyorum arkadaşlar. Abu Bakar'ı da beklemiyorum. Siz de beklemeyin. İyi e hocam kimi alacağız biz? Ya kimseyi alman zorunda zorunda değilsin arkadaşlar. Birini almak zorunda değilsin. Ama illa birini alacağım diyorsan mesela e, Fran Navarro ismi. Siz bu ismin üstüne düşün bak. Ben öyle haybeden bir ismi öne atıp da öbürlerini yok hükmüne getirmem. Allah aşkına etmeyin, eylemeyin. Depay'ın gelme ihtimali sıfırın altında eksilerde hani Depay'ın gelme ihtimali şey gibi Valencia'nın aslında 20 yaşında olması ama e, kimliğe 13 yaş fazla yazdırılıp 33 gösterilmesi gibi bir şey olur. Yani ne kadar buna imkan veriyorsanız buna da o kadar imkan verin. Abu Bakar adamın yıllık ücretini söyledim arkadaşlar size. Karşılayabiliyorsanız buyurun karşılayın. Luis Muriel adamlar hala bakın bu kadar kötü performansa rağmen e, hocam niye bu kadar yıllık ücret istiyor diyorsunuz? Bu kadar şey bon servis istiyor. Bon servis bon servis istemiyor. Adamlar kakalayacak adam arıyorlar. Yani bu haberleri ben bilinçli çıkarttıktan düşünüyorum. Bazen bu oluyor arkadaşlar. Şimdi İstanbul Spor maçımız var. 20 Aralık Salı günü. Farkında bilmiyorum ama 3 gün kaldı. 3 gün sonra özlediğimiz Fenerbahçe'mize kavuşuyoruz. Çok şükür ben hani kimseyi küçük görmüyorum. Ne Galatasaray'ın ne Beşiktaş'ın ne Trabzonspor. Bunlar büyük camialar. Yani bunlar milyonlarca taraftar olan camialar. Olmasa bile kendi içlerinde büyük camialar. Kimseyi küçük gördüğümüz, hor gördüğümüz yok. Ama bizim Fenerbahçe taraftarının, Fenerbahçe sevgisi rakip takım taraftarlarından biraz daha farklı. Fazla, değişik. Dünya Kupası finalini izleyecek misin hocam? Bilmiyorum arkadaşlar izlemeyebilirim. Hocam İstanbul spor maçını izleyecek misin? Ölüm olmadığım müddetçe inşallah. Ya hocam bir tarafta dünyanın en iyi iki tane milli takımı karşılaşıyor. Onu izleme diyorsun. Bir tarafta İstanbulspor İstanbul spor Fenerbahçe maçı. İstanbul spor Türkiye 3. liginde olsun. Statü gereği 4. lig seviyesinde olsun. Fenerbahçe'nin maçı da geceleyin 2, 2'de iki, başlasın. Gece 2'de başlasın. Ben yine gece saat 1'de Maç ölü kadro değerlendirme canlı yayınına girerim. Maçın bittiği yaklaşık saat 4 civarında da yayınımı yaparım. Sabah ezanı da okunur. <laughs> Sabah namazının vakti girer, birlikte vakti çıkartırız. Ben yoluma devam ederim. Bizim hastalığımız bu arkadaşlar, bizim sevdamız bu şekilde. Eminim rakip takım taraftarları da buna saygı duyuyordur. Duymak zorundalar çünkü bizim hastalığımız bu. Yapacak bir şey yok. Ama İstanbul Spor maçı yaklaşıyor. İstanbul Spor maçında artık gördüğümüz kadarıyla kalede İrfancan Can Eğir Bayat oynayacak. Altay Bayındır bugünkü idmanda yer alacak inşallah. Takımla birlikte idmanda yer alacak arkadaşlar. Ben onun da müjdesini vereyim. Ama e, İstanbul Spor maçında riske edilmesini beklemiyorum. Bu arada Altay demişken yeni sözleşme konusunda Altay ile anlaşıldı haberleri veriyorlar. Günaydın haberci arkadaşlar. Hepinize en enişten duygularımla selamlıyorum. Eniştelerinize selam söyleyin. Bir de enişte arabası var. Doblo. Yani sadece enişteler giyiyor. Buruma ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Samsung Spor Buruma'yı istiyor diye. Ee, yok. Yani ben kuzeyden bir takım istiyor derken Samsung Spor'u şey, kastetmedim. Süper Lig takımlarından bir takımdan bahsediyorum. Kuzeyden ve güneyden bazı takımların isteği var. Bilginiz olsun. Yani Samsun Spor duymadım ben. Eğer böyle bir fikirler varsa da bilgim yok. Emre Can demiş ki Antalya dön Antalya'dan dönünce Jesus ile yemek yedik. Brezilya milli takım haberlerini sordum. Gelen yazılı veya sözde hiçbir teklif yok dedi diyor. Bu da beni doğru. diyor. Ben dediğim gibi bizim takıma soruldu. Yani yönetime soruldu. Yönetim now now deyince Böyle bir transfer gerçekleşmedi. Son olarak da Atletico Madrid sağ bek arayışlarına devam ediyor. Öncelik olmasa da listede Fenerbahçe'den Bright, o Samuel de var demişler. Arkadaşlar bu da şey gibi hani Valencia'nın 20 değildi mesela 33 değildi 30, 30 yaşında olup bunun kimliğe yansımaması gibi bir ihtimali var. Yani bu da çok düşük bir ihtimal. Ama bu tip haberler yalan bile olsa ben bu tip haberlerin yalan olduğunu söylemek istemem. Niye söyleyeyim ya? ya futbolcu piyasa yapacak arkadaşlar. Değer kazanacak. Bırakın değer kazansın. Hocam yalana yalan dememek de e, yalan değil midir? Tabii ki de yalana yalan dememek de yalandır ama ben burada yalan olduğunu aslında belirtiyorum. Sadece çenemi kapatıyorum. Daha ben ne yapayım arkadaşlar? Ya sadece çenemi kapatıyorum. Umarım beni anlıyorsunuzdur. Umarım Fenerbahçe menfaatleri gereği neler yaptığımızı görüyorsunuzdur ve sizler de kanalımıza destek olursunuz. Sevgili arkadaşlar, beğenileriniz, yorumlarınız, video izlemeleriniz ile kanalımız ayakta kalıyor. Kanalımızdaki videolar sizlerin beğenileriyle daha fazla kitlelere ulaşıyor. Sizlerin yaptığı yorumlarla yorum sayısı artınca daha fazla kişiye ulaşıyor. Ya da oynatma listelerini açık bırakınca, reklamları izlenince, reklamlara tıklayınca daha büyük katkılarınız oluyor. Transfer sezonu başlıyor. Bakın Fenerbahçe maçları şimdi bir başlamaya başlayacak. Şu an kanaldaki bir ölü toprağa öyle bir şeye dönüşecek ki yerinizi alın, hazırlanın, zili aktif edin, abone olun. İmkanınız varsa maddi imkanınız tavsiye ederim. Üye olun. İmkanınız yoksa abone olarak videoları dikkatli izleyerek devam edin. Teşekkürlerimi sunuyorum herkese. Görüşmek üzere dostlar.